Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere vakardan, asaletten, hasep sahibi olmaktan, izzet ve şeref gibi şeylerden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, insanlık için asıl değer ölçüsü Cenab-ı Allah'ın koyduğu ölçülerdir. İnsanların kendi kendine koyduğu ölçüler, eğer Allah'ın ölçülerine uygun düşerse bir anlam ifade eder. Ama Allah'ın ölçülerine uygun düşmezse, bırakınız onlar bir değer ölçüsü olmayı, bir değersizlik ölçüsü olabilirler ancak. İnsanın değeriyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gayet güzel sözleri, hadisleri mevcut. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlar. Kişinin keremi dini, mürüvveti aklı ve asaleti ahlakıdır. Evet, bu hadiste geçen hususları biraz açıklayarak gitmeye çalışacağım. Kişinin keremi dinidir. Yani bir kişinin kerim olması bir nevi iki anlamı birlikte ifade ediyor. Bir, cömert olması, ikramı sevmesi, ihsanı sevmesi anlamına geliyor. Bir de iyi insan olması. Tabii iyi insan olması da bu anlamda biraz iyilik yapması ve ihsanda bulunmasıyla alakalı bir şey. Yani iyilik yaparsanız, ihsanda bulunursanız, cömertlik ederseniz o zaman iyi insan olursunuz, kerim insan olursunuz. Kerem sahibi bir insan olursunuz. Peki dine göre asıl kerem sahibi nasıl olursunuz? Asıl kerem sahibi dinin emrettiği şeyleri yapar, nehyettiği şeylerden çekinirseniz o zaman kerem sahibi olursunuz. Ki zaten öyle yaptığınızda iyilik olarak da yapılması gereken şeyleri yapmış olursunuz. Yani şimdi mali olarak diyelim, zekatını verecek misiniz? Zekatınızı verecek misiniz? Evet. Sadakayı fıtırınızı verecek misiniz? Evet. Bunların dışında akrabalarınıza karşı nafaka borcunuz var, onları verecek misiniz? Evet. Bunların dışında konu, komşu, arkadaş, yakın akrabalar, dostlar, fakirler sıkıntıya düşmüşler. Sizin de mali durumunuz iyi. Yani zekat, sadaka, nafaka gibi şeylerin dışında yine hayır hasanat yapacak mısınız? Evet. Yani dindar olan bir kişi bunları yapar, yapması gerekir. Ha sonra bir de onlara kötülük yapmaması gerekiyor mu? Evet. Arkadaşına, ailesine, komşularına, sair insanlara kötülük de yapmayacak. Bu insan elbette işte değerli insandır. Bu insan kerim insandır. Bu insan kerem sahibi olan bir kişidir. Ve dolayısıyla bu insanın keremi, ahlaki üstünlüğü nereden kaynaklanıyor? Dinden kaynaklanıyor. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin keremi dinidir diyor. Yani kim dinin emirlerini yapar, yasaklarından çekinirse o insan ahlak itibariyle üstün sayılabilecek bir ahlaka sahiptir. O kişi kerem sahibi bir kişi demek olur. Ve kişinin mürüvveti aklıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mürüvvet Arapçada mer kelimesinden kişi, erkek, şahıs anlamına gelen kelimeden türemedir. Yani mürüvvet
bir kişinin şahsiyetli olması demektir. Şu kişi mürüvvet sahibidir denildiği zaman şahsiyetli bir insan anlamına gelir bu. Tabii bir kişi hakkında da şahsiyetli diyebilmemiz için pek çok ahlaki fazileti üzerinde toplamalı ki şahsiyetli diyelim. Mesela şimdi cimri olan insan için bu şahsiyetli denebilir mi? Denmez. Gururlu olan insan için bu şahsiyetli denebilir mi? Yani insanlar şahsiyetli demezler ona, gururlu derler. Tabii yani işte kendini bilmez bir adam anlamına geliyor aynı zamanda. Çünkü bazı sebepler var, o sebeplerle insan övünemez, kendini büyük göremez. İşte malıdır, bilgisidir, makamıdır, sanatıdır vesaire gibi şeylerle kendini adam büyük görür. Şimdi bu sebeplerle kendini büyük gören şahsiyetli adam değildir. Bilakis kendini bilmez adamdır, şahsiyetsiz adamdır. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir emanet sebebiyle aşırı derecede kendine fazilet yükleyen, ahlaki bir değer yükleyen bir kişi demektir. Onun yüklemesiyle bu işler olmuyor. Allah'ın yüklemesi gerekiyor o değerleri, o faziletleri. Şimdi bir kişinin şahsiyetli olması neye bağlıdır? Aklına bağlıdır. Aklına bağlıdır. Ne kadar aklını iyi kullanırsa o kişi o kadar şahsiyetlidir. Ne kadar aklını kullanamazsa şahsiyetten uzak bir takım tavırlar takınır. Yani mesela bazen ufak tefek hatalar olur. Şimdi çok azıcık kızılması gereken yerde insan çok fazla kızarsa akıllıca davranmış olur mu? Olmaz. Bir şeyler vermesi gereken yerde bir insan hiçbir şey vermezse akıllıca davranmış olur mu? Olmaz. Bir şeyleri bilmesi gereken bir yerde, öyle bir yere gitmiş kendi iradesiyle. Oraya giden kişinin de bir şeyler bilmesi gerekiyor. Bir şeyler bilmezse, gitmiş ama bir şey bilmiyor. Yani bu akıllıca bir duruş, akıllıca bir davranış olur mu? Olmaz, oraya gitmeyebilirdin yani. Madem gittin, öyleyse orasının gerektirdiği şeyleri bileceksin. Evet, kişinin mürüvveti daha ziyade aklını iyi kullanmasına bağlı olan bir şeydir. Kim aklını iyi kullanırsa o mürüvvet sahibidir. Yani şahsiyet sahibi olan bir kişidir. Şahsiyet sahibi bir kişidir. Ve asaleti ahlakıdır. Hani şimdi biz asil kişi diyoruz. Daha ziyade bunu hangi anlamda kullanıyoruz? İşte babası, dedesi, dedesinin babası, dedesinin dedesi vesaire. Onlar hep böyle toplum arasında hürmet ve saygı gören kişiler. Ya efendim hep belli makamlara geldiklerinden dolayı. Ya hep böyle işte alim kişiler olduklarından dolayı. Ya sanatkar kişiler olduklarından dolayı. Ya zengin kişiler olduklarından dolayı. Böyle bir kişi o tür bir aileden geliyorsa işte genelde insanlar asil insan derler. Halbuki asıl asalet nerededir? Asıl asalet nerededir? Asıl asalet kişinin ahlakındadır. Yani senin baban, deden istediği kadar alim olsun. Onun ilminden sana ne? Yani onun bilgisi, eğer sen ondan bir şey almışsan tamam, faydasını görmüşsün. Ama ondan bir şey almadın sen. Ondan bir şey almadın. Yani senin faziletine o ne katar? Efendim işte baban, deden önemli makamlarda, mekanlarda bulunmuş. İnsanları idare etmiş, sevk etmiş, insanlarına hürmet etmiş, saygı göstermiş. Sen öyle birisinin oğlusun, torunusun. Ama senin öyle bir kabiliyetin, öyle bir faziletin var mı? Yok. Yani o zaman o babandan, dedenden sana ne? Sana ne? Yani sen neyle gerek insanlar gerekse Allah indinde yüksek olursun? Ahlakınla yüksek olursun. Dolayısıyla kişinin ahlakı onun asaletidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani asalet konusunda insanlar farklı şeyler göstermesinler diye asaletin
esasen neye dayanmış olduğunu ifade ediyor ki o da ahlaktır. Ama tabii insanlar böyle kendileri nezdinde değerli kabul edilen kişilerin çocuklarının torunlarında değerli kabul ederler. Bazen de o kişiler pespaye kişiler olabilir. Ama işte onların babaları, dedeleri hürmetine onlara da benzeri bir hürmet ve saygı gösterirler. İnsanlar onlara da benzeri bir iyiliği yaparlar. Ha, insanlara, herkese iyilik yapabilirsiniz. Yani onda bir sakınca yok da. Fakat bir kişinin işte babam böyleydi, dedem böyleydi demesinde onun için herhangi bir fazilet söz konusu değildir. Hatta başkalarına göre bir rezilet söz konusudur. Yani söz gelimi baban alimdi, deden alimdi ama sen bir köylü çocuğu kadar da bir şey almamışsın. Hatta babandan, dedenden bir şey almamışsın. Bu fazilet olmaktan ziyade bir rezilet meselesidir. Yani uzaklardan gelenler senin babandan, dedenden istifade etmişler. Ama sen onunla beraber yaşamış, büyümüşsün, sen ondan hiçbir şey almamışsın. Herhalde bu fazilet telakki edilecek olan bir şey değildir. Evet, insanın izzeti, şerefi, yüksekliği, büyüklüğü daha ziyade yüksek ahlakından kaynaklanır. Ahlakı yüksek ahlakından kaynaklanır. Mesela izzet ve şerefle ilgili olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Affetmek azizlikten başka bir şey arttırmaz. Affetmek, bir kişinin başkalarını affetmesi azizlikten, onun yüksekliğinden başka bir şeyini arttırmaz. O halde affedin ki Allah da sizi izzetlendirsin. O halde affedin ki Allah da sizi izzetlendirsin buyuruyor. Şu halde vakar sahibi bir kişi, asalet sahibi bir kişi, izzet, şeref sahibi bir kişi daha ziyade ne yapacaktır? Affedici olacaktır. Efendim işte birisi ufak bir hata yaptı, az kes, hemen cezasını ver, cezasız olmaz bu iş. Ceza ile hiçbir iş yürümez. Yani insanların bazı konularda daha fazla suistimale gitmemeleri ve bir de işte mağdur olan insanların da haklarını vermek için cezalandırma gerekli olabilir. Ama başkalarının hukukunu ilgilendirmeyen konularda insanların affedici olması lazım. Evet, kimin affı fazla olursa Cenab-ı Allah indindeki yüksekliği de fazla olacaktır. Ve affedici olan kişi hem insanlar nezdinde hem sair hem affettiği kişi nezdinde yüksek ruhlu bir kişi olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla hasreten bizim şahsımızı ilgilendiren, başkalarını ilgilendirmeyen konularda bizim affedici olmamız gerekiyor. Affedici olmak, izzet ve şeref sahibi olmak demektir. Değerli izleyiciler, aziz olmak için, haysiyetli, şerefli olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade Allah'a kulluk ve itaat etmemizi tavsiye ediyor. Ebu Umame'nin rivayet ettiği bir hadislerinde Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyorlar. Allah'ın emrini aziz et, Allah da seni aziz etsin. Allah'ın emrini aziz et, Allah da seni aziz etsin. Evet, en şahsiyetli insanlar, şahsiyeti en iyi oturmuş, en çok mürüvvet sahibi olan insanlar, Allah'a ibadet edenlerdir, Allah'a itaat edenlerdir. Allah'ın kulu olması konusunda hassasiyet gösterenlerdir. Asalet de bir nevi kişinin ahlakının yüksekliğinden geliyor
Ve bir kişi ne kadar Allah'a itaat içerisinde olursa ahlak itibariyle de o kadar düzgün bir vaziyette olacak ve o derecede asil olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asalet konusunda da dikkat etmemiz gereken bir hususu ifade ediyorlar. Buyuruyorlar ki asaletin afeti tefahurdur. Asaletin afeti tefahurdur. Yani kendini beğenmektir, gurura kapılmaktır. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da şeytana Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emredince şeytan kendisinin ateşten yaratıldığını ileri sürerek Adem Aleyhisselam'a secde etmedi ve Allah'ın emrine karşı geldi. Böylece kafirlerden, isyan edenlerden oldu. Ama sonra şeytan hani bir nevi Adem Aleyhisselam sebebiyle küfre girdiği, cennetten kovulduğu için o da Adem Aleyhisselam'a karşı bir oyun oynamayı arzu etti. Onu aldatma müsaadesini Cenab-ı Allah'tan istedi. Cenab-ı Allah da Adem Aleyhisselam'ı ve onun neslini kandırma için ona bir imkan tanıdı. Ve şeytan ondan sonra dedi ki ben insanların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim ve onları kandırmaya çalışacağım, aldatmaya çalışacağım. Şimdi şeytan bazen sağdan, bazen soldan, bazen arkadan, bazen önden gelir. Yani insanı kandırmak için ne kadar imkan varsa ben onların hepsini kullanacağım diyor. Bazen insan asil olur, şerefli olur, izzetli olur, toplum içerisinde saygın olur, ibadetlerini yapan bir kişi olur. Şeytan onu tutup kötülüğe sevk edemez. Şeytan o kişiye kötü işler yaptıramaz. Ama bu sefer ne yapar? Bu sefer başka bir yol dener, ters bir şey dener. Der ki sen çok iyisin, sen çok yükseksin, sen çok ulusun, sen çok büyüksün ve övünmek senin hakkındır, böbürlenmek senin hakkındır, gururlanmak senin hakkındır. O yüzden kişiyi bu sefer o güzel hasletleri sebebiyle neye sevk eder? Övünmeye sevk eder, gururlanmaya sevk eder, kendini beğenmeye sevk eder, tefahura sevk eder, ucbe sevk eder. Yapmış olduğu amellerle kendini beğenmeye sevk eder. Dolayısıyla her iyi şeyin içerisinde aynı zamanda şeytanın yol bulacağı başka bir yol da vardır ve insanların ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bir insan aziz bir kişi ise, toplum nezdinde hürmet ve saygı gören vakur bir insansa, asaletli bir insansa, asil bir kişi ise oradan gurura, oradan tefahura bir yol çıkabilir. Şeytan kişiyi oraya götürebilir, sevk edebilir. Kişilerin bundan da emin olmaları gerekiyor. O bakımdan asaletten tefahura, izzetten ucba, ibadetten kendini beğenmeye, ibadetiyle övünmeye bir yol bulunmaması gerekiyor. O yoldan gitmemesi gerekiyor kişilerin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bu konuda da ikaz ediyor. Ve biz de Resulullah Efendimiz o ikazına uyarak asaletten gurura çıkmamamız lazım. Rabbim cümlemizi hüsnü ahlak üzere eylesin. Her türlü kötü huylardan muhafaza eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.